Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Özdemir İnce bizimle. Özdemir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl mıyım? Seçimden sonra ilk kez karşılaşıyoruz. Vallahi telefonla konuşuyoruz tabii ama. Şimdi seçim. Vallahi seçimi pek konuşmak istemiyorum. Çünkü yaşadığımız şey bir kere seçim falan değildi. Seçim eşit koşullarda, adil bir ortamda, tarafsız hakemler huzurunda yapılır. Şeyden hatırlarsın, kovboy filmlerinde halkı kurtarmak için bir kovboy gelir. Oradaki ağayı ve yanındaki şeyleri temizler, madara eder. Ama bu sahtekar, işbirlikçi falan dünyanın en kötü herifi aynı zamanda ya şeriftir yahut da şerifin ortağıdır ve kötü adam bar sahibidir, otel sahibidir falan. Şimdi gelir oğlan, bir punduna getirirler, mandepsiye bastırırlar, sağ elini bıçakla kırarlar. Çünkü sağ elinde tabancayı çektiği zaman cüv sallar. Bilirler sağ eli kuvvetli. Sol eli kalır adamın, iyi mi? Sonra lan gel erkek sen, düello edelim der. Kötü adam patron, çıkarlar. Derken bir şeyler olur, sol elini çeker, dan vurur. Şimdi seçmenin sol eli de yok. İki eli de bağlı. İki eli de bağlı, birisi kırılmış, çatılmış. Buna seçim diyorsun. Ya seçim 4 yılda bir yapılır. 4 yılda bir yapılır. 5 yılda bir yapılır. Eskiden ama 4 yılda birdi, şimdi 5. Şimdi şeyin karşısında, muhalefetin karşısında öyle bir iktidar var ki, 365 günün her gününde 24 saat seçime hazırlanıyor. Nasıl hazırlanıyor? Anlatayım mı? Tabii. Şimdi sanma ki bu AKP denen, AKP'li denen zümre ve kitle, klik de diyebiliriz. Öyle geldiği zaman masumdu iktidara. Hayır. İyice antrenmandan geçmişti. Çok hazırdılar. Ve amaçları kesin olarak belliydi. Ne diyor sen ettin? Necip Fazıl Kısakürek bunların hocasıdır. Ne demiş? Kinine, dinine. Dinle kin ne demek? Evet. Kafiye düşüyor. Kin, din. Yani buna tunç kafiye denir edebiyatta. Ya dindar bir adamın kindar olma mümkün mü? Yani şeyi aç, böyle bir şey bulamazsın. Dinde kin diye bir şey. Yani Kur'an'da şöyle girsinler Google'a, Hacı Google'a yazsınlar din ve kin. Kin hakkında çıkan şeyler, ayetler yüzlercedir. Kini tavsiye eden bulamazsın. Evet. Yani diyeceğim, şimdi her bunlar belli bir dönemde hazırlandılar. Hazırlandıkları dönemde Mevdudi'ye okudular. Mevdudi Müslüman Kardeşlerin kurucularından biridir. Müslüman Kardeşler Mısır'da özellikle paralel bir devlet kurdular. Nedir? Kendi hastanelerini de kurdular, kendi bakkallarını kurdular, kendi iş yerlerini açtılar ve devletle alışveriş yapmamaya başladılar ve bu devlet içinde kendilerine ait bir halk yaratmak, yani oy verecek bir kadro yaratmak isterler. AKP de onu yaptı, onu yaptı. Mesela şöyle bir şey, şu anda ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç oy aldı şey demiyorum, Recep Tayyip'i demiyorum. Kılıçdaroğlu. AKP %35 oy aldı değil mi? Evet. Parti olarak. Milletvekili seçimlerinde. Evet. Şimdi bunların ne alacağı belli. Nereden alıyorlar ben sana söyleyeyim. Bir, sosyal yardımları sanki partinin özel kasası var. Oradan veriyor. Oradan veriyorlarmış gibi, evet. Yahut da Recep Tayyip Bey'in dükkanından geliyormuş gibi. Bunu dağıtıyorlar. Devletten hiç söz etmiyorlar. Tüm olanaklarını kullanıp? Devletin bütün olanaklarını, belediyelerin bütün olanaklarını kullanarak kendilerine mahkum bir sınıf yarattılar. Zaten bu sınıf, yani demin sen de kullandın, lümpen proletarya denen. Evet. Lümpen proletarya her yerde vardır. Sanayinin olduğu yerde. Oraya da geleceğim. Şimdi böyle bir şey yapmak Adnan Menderes'in aklına gelmedi. Adnan Menderes seçimlere girdi. Seçimlerde hile yaptığını da sanmıyorum Adnan Menderes'in. Adnan Menderes sadece bazı yani büyük rüşvetler de olmadı. Adam büyük kayırmalar, antidemokratik bazı işler yaptı. Antidemokratik, evet. Antidemokratik işler yaptı. Ama yani onlar da hoş değildi. Mesela Vatan Cephesi müthiş bir bölücülüktü. Elbette hoş değil ama Vatan Cephesi maddi alışverişi bu kadar yoktu kardeşim. Yani şimdi seçmenle bir partinin göbek bağı. Yani şimdi göbeğin ananın bir organla bağlı, doğru, oradan sana doğru. Ana karnında şey geliyor. Gıda besin geliyor. Besin. AKP ile seçmeni arasında bir göbek bağı var. AKP olmasa bunlar işsiz kalacaklar, aç kalacaklar. Şimdi ve bir iş bile aramıyorlar o yüzden. Kahvede akşama kadar. İş bile aramıyorlar çünkü iş aradıkları da o zaman daha sonra benim ve şimdi adını çıkaramadığım bir profesör var. İkimiz de oklokrasi diyoruz. Yani işsiz lümpen proletaryadan daha aşağılık. Ersin Hoca. Yok şişman. Tamam. Darron Acemoğlu. Ha? Darron Acemoğlu. Yok ya şeyle çıkar bu konuşurlar. Neyse şimdi bunu ben icat etmedim. Benden başka oklokrasi kullanan o arkadaş da var. Oklokrasi şeyden de beter. Lümpen proletaryadan da beterdir. İşsiz, güçsüz, ahlaki ölçüleri olmayan, mesleksiz. Bu adamları sen besliyorsun. Devlet kanalından besliyorsun, devletin etiyle, sütüyle besliyorsun. Maliyetleri asgari ücretten daha fazla. Ondan sonra böyle bir grubu Fransız 1789'da Louis Philippe zamanında restorasyon döneminde böyle işsiz güçsüz tayfa vardı. Hükümet bunları topluyordu, eline kazma kürek veriyordu. Gidin toprak kazın diyordu. Toprağı kazıyorlardı, akşam hadi doldurun diyorlardı. Kazdıkları yeri doldurtuyorlardı ve parayı veriyorlardı. Hiç olmazsa emeğinin karşılığı oluyordu. Benim zamanında çalıştırıyordun herifi, para veriyordun. Şimdi böyle bir şey de yok. Ve böyle bir şey yok. Ve aşağı yukarı aile olarak 5 milyon falan civarında, tam sayısını bilmiyorum. Evet, evet. Ama hani o değişmeyen bir oran var ya. Değişmeyen bir oran var. Bu oran 35 milyonu bloke ediyor. Bloke ediyor. 35 milyonu bloke ediyor bu. Girdiği her seçimde bu oyu alıyor. İkincisi, o sözünü ettiğim her an seçime hazır profesyonel seçim sandığı uzmanı. Her seçime onları gönderiyorlar. Her türlü dalavereyi biliyor bunlar. Evet, uzman olmuşlar. Uzman olmuşlar. Nasıl oy sayılır. Nasıl oy çalınır, sayılır ve çalınır. Nasıl bilmem nereden geçerken cebellezin edilir. Bu adamlar üstün profesyonel. Yani senin işinin ehli. İşi ehli değil, çok ehli. Yani bu adamlarla sen şey diyorsun. Ya seçim değil bu. Sonucu önceden belli. Sen eğer bu seçimi kazanırsan bir mucize yaratmış olacaksın. Mucize. Şimdi geliyorum aşağı doğru. Bu bedavaya baktığın, beslediğin işsiz güçsüz tayfasının maddi durumu çok iyi, sana söyleyeyim. Devletten en az 5 milyon lira alıyorlar. Bu. Asgari ücretin üzerinde. Yok, asgari ücret düzeyinde alıyorlar aile. Doktora para vermiyorlar, ilaca para vermiyorlar. Ardından bir de dur bakayım. Ayrıca bir de sigortasız işlerde çalışıyorlar. Sigortasız işlerde çalışıyorlar. Şimdi o televizyonlarda röportajcıların çıktığı kadınlar aman yandım falan diyen onlar değil. Evet, evet. Ama yandım falan diyenler emekli tayfası. Yani emekliler de az hırlı değil. Yani bugünkü şeyden emekliler de sorumlu. Yani emekliler yan gelip yatıyor kardeşim. Kaç bayağı büyük bir rakam. 15 milyon evet, yakınlarında seçmen oyu var. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Zaten normal çalışması gereken iş bulamıyor. Emekli ne yapsın? Ya kardeşim, ben şeyden bahsediyorum. Maddi durumu ve sosyal varlığı nedir? Kendini Türkiye'de nasıl ve kim olarak hissediyor? Bir emekli kendini yoksul, zayıf ve korumasız hissediyor. Doktora gidiyor, doktorun yazdığı ilacın bir de eczanedeki payını verecek parası yok. Ama gidiyor kendisini bu yoksulluğa, yoksunluğa ve aşağılık düzeye indiren ve mahkum eden kişiye aşık gibi oy veriyor. Stokholm sendromuna uğramış gibi gidip oy veriyor. Şimdi bilincini kullan. Yani emekli demek bir kısmı memur, okuma yazması olan. Ya en kötüsü evrak memuru bunların. En kötüsü evrak memuru. Düz memur var, şube müdürü var, daire başkanı var, bilmem ne. Yani birinci dereceden adam da var, daha aşağıdan adam da var. Yani emekli kendi konumunun bilincinde değil. Maalesef. Ondan sonra emekliye bir gidiyorlar, oturuyorlar, bankta oturuyorlar, havaya bakıyorlar. Açık söyleyeyim, ben bu konularda gaddar bir adamım. Haklısınız. Yani işçi sınıfı kendi bilincine sahip çıkmazsa o işçi sınıfı değildir. Hiçtir. Haklarını savunamıyorsa. Kendi varlığının bilincinde olmayan bir adam yoktur bu dünyada. İşçi işçi olduğunu bilecek. Köylü köylü olduğunu bilecek. Emekli emekli olduğunu bilecek ve hangi sınıfa ait olduğunu bilecek. En kabadayı emekli, para almıyor ya, ben birinci derecenin 4. kademesinden bilmem neyle mezun olmuşum. Mezun olmuş. Yani aldığım para değil benim. Yani birinci derecenin 4. kademesi. Birin dördü bir de en iyisi. He? Birin dördü bir de en iyisi. En iyisi. Anlatabiliyor muyum? O geçinemiyorsa, o sıkıntı yaşıyorsa. Ya, ülker de benim durumumda olmasa, efendim vakti zamanında da bir ev almamış olsak, efendim şimdi dilenmemiz lazım. Eyvah şimdi kirayla uğraşacağız. Şimdi mesele şu, kadından bahsediyorsun. Tamam, Atatürk gibi bir dahi, geleceği görerek sen de aklında olmadığı bir şekilde sana tutmuş altın tepside 20. 21. yüzyılın haklarını vermiş. Haklarını vermiş. Seni dünyanın yani Fransa'da oy hakkı yok, bilmem de oy hakkı yok. Düşün 1920'den 10 yıl önce üniversiteye gidemiyordu kadınlar. Evet. Osmanlı Devleti zamanında üniversiteye gidemiyordu. Şimdi kadınlar çıkıyorlar, efendim şey demeyeceksin, bilim kadını bilim erkeği demeyecek misin? Efendim ayrımcılıkmış. Sen ayrımcılıktan önce kendi varlığına sahip çık. Efendim bunlar yani ters şeyler söyleyeceğim. Bu kadın bilinci değil. Kadın bilinci var olma bilincidir. Varlığını tehlikeye atan her şey karşısında kavga vermek demektir. Seni şeye mahkum edecek, orta çağa mahkum edecek, seni sen olmaktan, senin sen olmana mani olacak, sana varlığını sahip olma olanağını elinden alıp seni parçalayacak bir rejim gelmiş ve gelmekte. Sen hala şeyle uğraşıyorsun. Efendim bilim kadını mı densin, bilimci mi densin? Teferruat. Teferruat bunlar ya. Yani şimdi kadın hareketi de benim gözümde Türkiye'de ciddi bir hareket değil. Bu anlamda, söylediğiniz anlamda değil. Politik bilinç anlamında. Evet. Dağlara, taşlara gideceksin. Sana bir şey söyleyeyim. Bak bizim kuşak gitsin. Gitti zaten. 3-5 tane kaldık. 1940 doğumlular, 50 doğumlular gitsin. Türkiye'yi siyasal İslam'ın şerrinden kimse kurtaramaz. Dua etsinler ki 1940 doğumlular, 50 doğumlular ve 60 doğumlular hayatta kalsınlar. 60 doğumlular da giderse Türkiye ayvayı yer. 60 doğumlular şu anda kaç yaşında? 60 doğumlular şu anda 60 yaşında. 60, yok daha 60 yaşında evet. 60 yaşında dolayı bitti. Şimdi gençler 63. diye yere göğe inletiyorlar. Evet. Televizyona çıkan gençlere bakıyorum. 4 kelimeyle bir cümle yapmaktan aciz. Bu adamda politik bilinç olur mu? Efendim bu gençler kimseye benzemiyormuş. Neye benziyor? Efendim politik bilinçleri tarafları yokmuş, bunlar aşırıymış. Neye karşılar? Evet. Eğer bana karşıysa bu gençlik, yuh olsun ona. Eğer Özdemir İnce ve benzerlerine karşı bir gençlik varsa, yuh olsun sana. Suratlarına tükürürüm. Yani tabii... Ama kime karşı olduğunu bilmeyen bir adama da bilinçli denmez. Ben her şeye karşıyım. Hayır efendim, her şeye karşı olamazsın. Bir şeylere karşı olursun. Yani bu şeydir. Böyle döndüğüm zaman karşımda sensin. Ters dönersem sırtımı dönmüş olurum sana. Evet. Ya kendi durumunun farkı. Efendim yurt dışına gidecekmiş. Yurt dışına gitmek kolay mı? İş bulmak kolay mı? Hayal görüyorlar. Doğru dürüst bir üniversiteye giremezsin. İyi bir üniversiteden mezun olmazsan. Mesleğini iyi doktorlar gidiyormuş. Bütün doktorlar iş bulabiliyor mu acaba? Bütün mühendisler iş bulabiliyor mu? Sen kendi vatanında kalıp, kendi vatanında kavga verip, kendi vatanını kurtaracaksın. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, tıbbiyeliler gibi, Galatasaray liseliler gibi. Efendim, müzik, bilmem ne. Ya bunlar gayri ciddi şeylerdir. Böyle ama suç onların mı? He? Suç onların mı? Yok. Öyle bir şey kuruldu ki ve buna devlet bütçe ayırıyor. O... Ya o zaman bu gençliği pohpohlamamak lazım. Z kuşağını. İster Z ister bilmem ne. Şeyi pohpohlamamak lazım. Sinan Oğan'ı pohpohlamamak lazım. Bunlar neyse. Yani ya bir görüşme yapılacaktı. Herkes ilkesel olarak nasıl tekliflerde bulunacak derken kim çok verirse diye bir pazarlık. Öyle şey mi olur ya? Yani utanılacak şeyler, kim fazla verirse. Sen nesin? Sen nesin? Eğer sen ilkelerini pazarlık konusu yapıyorsan hiçsin. Üçkağıtçısın, sahtekarsın demektir. Bu genellemedir yani Sinan Oğan'ın. Yok bir dakika. Onlara ben demiyorum. Burada genelleme konuşuyorum. Açık söyleyeyim, ben onlarla oturup kahve bile içmem. Şey gerekirse. Evet. Eğer benim bu lafımdan anlıyorlarsa Devlet Bey'i düelloya çağırmaları lazım. Doğru. He, laf mı yani? Laf söyledi balkaba. Şimdi önümüzdeki haftaya bıraktılar. Şu anda Türkiye söz konusu. Kesinlikle. Türkiye'nin sorunları, Türkiye'nin geleceği söz konusu. Bu lagaluga değil. Evet, bunu çok konuştuk. Yani söz konusu olan vatansa gerisi teferruat. Yani şimdi olacak iş değil ya. Bu kadar bilinçsizlik, bu kadar havailik. Milliyetçiymiş. Ya milliyetçilik nedir? Irkçılık mı? Artık milliyetçilik ırkçılık değil. Fransız solcusu da ulusalcı değil mi? Ya komünistler de milliyetçidir. Evet. Sosyalistler de ama ırkçı değiller. Irkçı değiller. Evet. Şimdi ben bunların milliyetçiliğinden bir şey de anlamıyorum. Suriyelilere karşı olmak milliyetçilik mi? Ya da o kadar mı? Yok yani o kadar mı? Elbette niye sen karşısın? Bir rasyonel nedenin var. Niye? Amerika'da vatandaşlık nasıl olunuyor? Bak, söyleyeyim sana. Bir, sınava giriyorsun. İngilizce sınavına giriyorsun. Ardından anayasayı soruyorlar sana. Anayasadan maddeler soruyorlar. İngilizceyi kendini ifade edecek, yazacak kadar bileceksin. Efendim, George Washington'u soruyor. Washington'u. Efendim diyelim ki çay olayını soruyor. Tarihi soruyor çünkü biliyorum Tan Bey girdi bu sınava. Bu sınava girdiği zaman da efendim işsiz güçsüz bir adam değildi. Üniversitede, en zor üniversitede asistan profesördü o zaman Harvard'da. İyi mi? Evet. Evet. Sen çapulcu, kolay değil öyle. Çapulcu geliyorsun, Türkçe bilmiyor. Türk tarihini bilmiyor. Anayasa nedir bilmiyor. Laiklik nedir bilmiyor. Ve sen bu adamı 2500 liraya bir ev aldı diye vatandaş yapıyorsun. Bu adam tehlikelidir. Bu adam tehlikeli. Evet. Başka bir şey söyleyeyim ya. Bu iktidar türbanı merdiven yaparak iktidara geldi. Türban yasak falan değil. Dinin de bir zorlayıcı hükmü değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de türbana ait herhangi bir ayet yoktur. Söyleyenlerin tamamı yalancıdır. Bunları tartış. Şimdi ben pek şeye gitmem, alışverişe gitmem. Dün alışverişe gittim. Bir mağazaya girdim. Çıkıyorum. Bir adam çıktı. Yanında siyahlar giymiş. Peçe. Türkiye'de peçe taşıyamaz kimse. Ha efendim eşitliğe falan girmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bizim kültürümüzü değiştirici bir zorbalıktır o peçe. Zorbalıktır. Gerçi o peçe bizde o eskisi şey yok. O özellikle Araplarda, Türkiye'ye gelen Araplarda peçe çok yaygın. Tamam, onlar, ben onlara söylüyorum, bizim kadınlara söylemiyorum. Evet. Yani bizde çarşaf var da peçe tarafı yok. Ya eskiden Afyon tarafında futa çarşaf vardı falan. Bunlar bizim ulusal geleneklerimizdir. Arapların geleneği değil, evet. Değil. Bizim kadınlarımız hiçbir zaman, yani Müslüman değilken de Müslüman olduktan sonra da yüzlerini örtmediler. İstanbul'da falan. Ya şimdi bu saçma yani, sapan şeyler ya. Yok şimdi şeye bakıyordum. Bugün bizim Cemil Kılıç Hoca paylaşmış. Şeyde böyle bir şey, kitapta böyle bir şey yok diye. Ya saçma sapan. Ya bir çeteyle biz karşı karşıyayız. Bunlar politikacı değil. Zaten politikacı olmadıkları, politikacı olarak Türkiye'yi yönetecek bir donanımlara sahip olmadıkları, Türkiye'nin sorunlarının düzeyinin çok altında oldukları da belli. Bütün dünya diyor ki faiz budur. Faizin enflasyonla ilişkisi budur. Evet. Bunlar Amerikan Merkez Bankası'nı yöneten de bunu söylüyor. İsviçre'de de ama Türkiye'de evet. Biri çıkıp diyor ki bu tersidir. Ve ondan sonra senin ekonomin... Evet. Ben diyor iktisat tahsili yaptım diyor. Peki hangi hocan söyledi bunu? Hangi hocandan öğrendin? O hocanın adını söyle. Bir dakika kardeşim. Bu adamla, bu adamlarla şöyle çıkıp yekeyek hiç tartışıldı mı? Hayır. Olmadı. Çıkmıyorlar çünkü. Hayır. Onlar kendilerini, ellerine soru verilmiş, cevapları da hazırlanmış kişilerin karşısına çıkıyorlar. Geç, kendinden menkul. Kitapları yok. Yazmadan katip, okumadan alim. Ya hikaye bu. Ya ekonomi bildiklerini iddia ediyorlar. Ekonomiyi bir bakkal dükkanı işleticisi kadar bile bilmiyorlar. Bütün bunların bildiğine söyleyeyim sana. Avantajcılık, hazıra konma, hazırdan yeme. İşte gösterdik ilk bölümde devletin olanaklarıyla. Sen anlattın bunu. Evet. Ya kendi ürettikleri paraya dönüşmüş, dövize dönüşmüş herhangi bir ürün yok. Yok. Hazır bir ürün varsa bu ürünü satıyorlar. Ya tamam, satabilirsin. Ya öyle şey ki üretim bilinci olmadığı için, hani işçi sınıfından bahsettiniz. Üretim bilinci olmadığı için üretim yapan fabrikayı rahatlıkla satabiliyor. Ya da bir yıkıp arsa yapabiliyor. Ya bak, daha önce de söyledim. Haylaz, paşa, mirasçı çocuğu. Satıp yiyor. Ondan sonra da hane berduş oluyor. Ben bir zamanlar paşa çocuğuydum falan bilen dilenci oluyor. Yani aslında şu anda maalesef Türkiye dilenci durumunda. Maalesef dilenci durumunda. Gidip işte o körfez şeylerinden... Ya dışarıdan para gel, yani söylüyor ekonomiciler. Sen onlarla düşüp kalkıyorsun, biliyorsun. Ya ben bile dinliyorum, ben bile anlıyorum ya. Şair kafam Türkiye'nin iflas ettiğini görüyor ve biliyor. Dün Meriç Kayatası anlattı akşam. Çok da güzel anlattı. Kim? Meriç Kayatası. Ha, Meriç'i dinledim, harika. Çok güzel anlattı. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Sana e-mail at dedim Yalçın'ı tebrik etmek için. Yalçın Doğan'ı. Söyledin mi Yalçın'a? Sonra gördüm, çıktıktan sonra gördüm. Yalçın Doğan şimdi biz dinliyor falan, seyrediyorsa dün akşam harikaydı. Gerçekten. Gerçek bir gazeteci ve ekonomiden de anlıyor. Yani gazetecilerin bir şekilde ekonomiden anlaması gerekiyor herhalde, değil mi? Değil. Evet. Bizim kuşağın gazetecisi. Bizim AKP döneminde yetişmiş AKP'nin gazetecileri değil. Zaten onları açıyorum ha. Eğer Recep Tayyip Erdoğan kazanamazsa basının %90'ı, televizyonu işsiz kalacak. Reklam alamayacaklar. Reklam alamayınca ondan sonra belediyelerden para gelmeyecek, örtülü ödenekten gelmeyecek. Ya evet. Örtülü ödeneğin sonu yok ya. Ve hiç bu kadar kullanılmamış, hiçbir iktidarda bu kadar kullanılmamış, hiçbir cumhurbaşkanı bu kadar kullanmamış. Nereye gidiyor bu paralar? Neredeyse Cumhuriyet tarihindeki bütün toplamından daha fazla. Şimdi Suriyelileri konuştuk. Evet. İmam Hatip okulları var. Tarikatlar, vakıflar var. Ya, İmam Hatip okulları. Şimdi ben diyorum ki burada hemen gene bugün de bunu cesetinin yakılmasını isteyen Marksist-Leninist yazar gene İmam Hatiplere çattı. Ya İmam Hatipler anayasaya ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu var oldukça yasa dışıdırlar. Tevhid-i Tedrisat'ta ve İmam Hatiplerin kuruluş yasasında bunların din adamı yetiştireceği yazıyor. Din adamı. Sen din adamı yetiştiriyorsun. Şeyi unuttuk ya, camiler. Camiler 141 bilmem kaç tane cami. Yani şimdi yeni açılan cami var. Ya burada Levent'te 20.000 kişilik. Ya açılsın ama oradaki imamlar, müezzinler ve benzeri personel hepsi AKP'nin üyesi değil mi? Hepsi. Yani çoğunluk diyelim. %90'ı. Zaten mesela şu yeni caminin, Çamlıca Camisi'nin cami yaptırma derneği kuruyorlar ya. Evet. Öyle dernekten toplanacak parayla falan yapılacak camiler bunlar. 160 milyon sadece bunun ihale bedeli. Toplasınız 200 milyona falan çıkmıştır. Cami yaptırma derneği kuruyorlar. Bu Metin Külünk var, AKP'li milletvekili. Onun abisi. Evet, tamam. Adam iskemlesiz cami bakanı gibi. Çamlıca Camii'nde de o Yaptırma Derneği Başkanı. Bu Levent'teki 20 bin kişilik camide de o Yaptırma Derneği Başkanı. Ya, yani bunlar bir şeye de dönüşmüş. Al gülüm, ver gülüm. Ne diye çok stadyum var? Dünya standartlarında stadyum var. O stadyumlar doğru bir ekspertiz yapılsa, çıkış fiyatlarıyla gerçek fiyatları arasındaki farkı bul. Evet. O, yani para yiyebilmek için, avanta yiyebilmek için stadyumlar büyük bir olanak. Galatasaray stadını Galatasaraylı bir mimar yapacaktı bu stadı. Adamı neredeyse iflas ettireceklerdi. Aldılar işi ellerinden, AKP'li bir müteahhite verdiler. Onun 3 ya da 4 katı fazlaya mal oldu sonra o stadyum. Ve Türkiye'nin en pahalı stadyumu oldu. Ya babam, ne diyorum bak. Eğer herhangi bir yerde yeterli avanta yoksa öyle bir işe girişmiyorlar. Avanta en çok nerededir? İnşaattadır. Fiyatı belli değildir. Afaki fiyatlar söyleyebilirsin. Evet. Arada dönemler gelir falan. Bu yüzden karşımızda bir şey yok. Son 4 dakikamız şiir. Dur şunu söyleyeyim. Şiiri de okuyacağım. Karşımızda bir siyasal parti yok. Bir tarikat var. Bir politik ve dinsel tarikat. Bu seçimler de seçim değil. İlk de dün akşam konuştunuz orada. Gayet güzel konuştunuz. Efendim, alınacak tedbirleri falan konuştunuz. Oradan muhalefetin ders çıkarması lazım. Hepsinin çalışması lazım. Yan gelip bir haftamız var. Şimdi eğer ayın 28'inde Recep Tayyip Erdoğan Bey yeniden seçilirse vay memleketin haline. Onu söyleyeyim. Kadınlar kaçacak delik arasın. Efendim, çok bilmiş delanılar. Hiçbir şeyi beğenmeyen efendim falan fıstık. İlkin onlar yandım Allah diyecekler. O zaman da bizim söyleyecek sözümüz olacak onlara. Ama sözümüz bu işi değiştirmeyecek. He? Bu işi değiştirmeyecek. Ha. Değiştirmeyecek maalesef, tabii. Maalesef. Şimdi ya bir şiir okuyayım gitsin. Benim 2010'larda yazmaya, benim şiirim 2010'larda değişmeye başladı. Hep değişti, durmadan değişti de 2010'da tamamen değişti. İçerik, biçim, zihniyet hepsi değişti. Bu bütün şiirlerimin 5. cildinden bu. 5. cilt şimdi büyüyor, 500 sayfa oluyor. Of. 5 cilt aşağı yukarı 2500 sayfalık bir külliyat. Haziran'da bitiyor. Efendim, can sıkıcı çünkü şeyi değiştirmek istiyor bu. Kurulu düzeni bozuyor. Şimdi babam, bunun şiirin başlığı Kaçık bilgenin gözlemleri. Kaçık. Kafadan kontak. İşçi sınıfı cennete giderse, işçi sınıfı her yaz cennete gitmez. Devre mülk yoktur o beldelerde. İşçi sınıfı cennete giderse, işveren patron da girer cennetin haremine. Oysa hep cehenneme gideceğini sanmıştır budala. Ama Dostoyevski'nin budalası değildir ha. İş ve çalışma yorar. Dinlenmek gerek. 2 yıldız arası bir göksel hamakta şapkasını büyük ayının çengeline asar bir ayrıcalık olarak sendikalı işçi. Huriler ve gılmanlar işçi sınıfı içindir. Çünkü uyku kardeşliği diye bir şey var. Önce Sırat Köprüsü'nden geçer işçi sınıfı. Elini kolunu sallayarak, kol bastı oynayarak, üzerine binmek için bir koç arar patron. Her yıl birkaç tane kurban kesmiştir. Ama arada bulasın, kara borsada. İşçi sınıfı cennete gitmek istemezse, kızgın saç üzerinde namaz kılar patron. Patlama mısır gibi yerinde zıplayarak. Dinlendikten sonra Tanrı'nın huzuruna çıkar işçi sınıfı, boşanarak alın yazısından karşılıklı Türk kahvesi içerler, fal kapatırlar. Bekleme odasında bekler bu sırada işveren patron, tavana bakar, parmaklarını çatlatır, baş melekler sırada beklemezler, bunu da görür. Azrail öyle çok girer çıkar ki içeride mi yaşar, dışarıda mı bilemezsin. Bekleme odasında bekler işveren patron, merak içinde mırıldanır kendi kendine. Her şeyini ver, Tanrı gelip seni bulur diye. Yanlış. O zaman herkes işsiz kalır. İşsiz kalır dondurma ve terlik satıcıları, baloncular, koz helvacılar, lotocu ve totocular. Ve Max Jacob'un şarap ve şapka satıcıları. İşçi sınıfı cennete gider, devrim olsa da olmasa da. İşçi sınıfı aracısız görüşür, bilinmeyen bir tanrıyla. Epilog olarak son cümle, fazlası gerekmez. İş kazası kurbanıdır gökteki yıldızlar. Bir daha okuyorum burası. İş kazası kurbanıdır gökteki yıldızlar. Maruzatın bundan ibarettir Hakim Bey. Fazla söze de gerek yok. Çok çok teşekkürler. Süremiz de doldu. Geldiğiniz için, bu şiir için çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi. İyi, güzel bir Türkiye için. Anlamadım. İyi ve güzel bir Türkiye için. Vallahi bütün ömrüm onunla geçti, 12 yaşımdan bu yana. Hiç galip gelemedim. Bu kez galip gelelim o zaman. Hiçbir seçimi kazanamadım ben. Bu kez galip gelelim. Hadi bakayım. Çok teşekkürler. Sana güveniyorum. Özdemir İnce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de işçi sınıfına güveniyorum tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yarın tekrar biz buradayız. Görüşmek üzere.